Ha. Yalan söyledim diye mi korktu acaba? Kendini gizlemiş diye. Yani bir o ihtimal var, bir de her şeyinin o kiraladığı öğrenci evinde kalıyor olması ihtimali var. Kız arkadaşı falan var mıydı? Vallahi onu bilmiyorum ama. Ha ne bileyim kardeşler, şimdi şu an, bu saatten sonra hani kardeşlerle konuşup ne bileyim sevdalı olduğu biri olur da. Valla onun 3 tane 4 tane kız kardeşi var, hepsi de onda büyüktür zaten, ha. Küçük çocuğumuzdur. Kız kardeşleri biri Bolu'da, biri Ankara'da, biri anladım. Mersin'de. Yani bütün onlarla fikrini aldık, hiçbir şey etmedi, sadır evde olmadı. Evde dertleştiği kim vardı? Valla kimseyle hiç dertleşemedi, yani hiç bilmiyoruz. Yani belki benden habersiz başka kardeşinle anasına dertlenmiş, onu bilemem. Sordun mu hanıma da? Hepsine sordum, öyle bir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Yok valla hepsine sorduk. Kardeşlerine de 10 sefer sorduk. Kızım belki benden utanmış, derdini sana anlatmış. Kız kardeşleri dedi baba bize bir şey söylememiş. Hiçbir şey söylemedi. Yok valla. Ben buradan Abdülkerim Karakoç'un oğlu, Enver Karakoç'u tanıyan arkadaşlarına da seslenmek istiyorum. Erciyes, Kayseri Erciyes Üniversitesi. Mühendislik fakültesinde okuyor. Makine mühendisliği. Mühendisliği 4. sınıfta. Onu tanıyanlar bilen derdi lütfen bize ulaşsınlar. Görenler varsa bize ulaşsınlar. Peki bu şimdi... Emir'in bir anda ortadan kaybolması. Yani 10 Şubat'ta ben geliyorum. Ha Bingöl'deyim, ha şuradayım, buradayım dedi. He, sonra çıkmadı. Abi gitti onu otogardan almaya, karşılamaya. He, çıkmadı. Gelmedi. Ondan sonra bir daha siz onun telefonuna ulaşamadınız. Telefonu kapadı, şimdiye kadar ulaşmamış. Peki o şimdi seninle konuşan Adana Seyhan'da değil ben görmüşüm. Vallahi hanımefendi gördüğünü, Adana Seyhan'da gördüğünü iddia ediyor. Görür görmez de tanıdım diyor. Ya tabii ki şu anda Türkiye'nin her tarafında olabilir. Tabii her tarafında gidebilir. O belki TC kimlik numarasını zaten ezbere biliyor. Kimliği yanında olmasa. Para da yok. Vallahi bilmiyorum para... Belki yanında para var. Ne kadar olacak Abdülkerim abi? 10 Şubat'tan bu zamana ne kadar para olacak? Vallahi ben ne bileyim. Belki çalışıyor gençtir. 10 Şubat'ta beri kendine çalışıyor. Para yanında var. Bilmiyorum. Yani sizden uzaklaşacak ve kaçacak ihtimali var mı? İnşallah yoktur. Yani ailede iyi bir babamışsın sen. Yok vallahi istersen 7 tane çocuğum var. Telefonlarımı numaramı vereyim. Çocuklarımla konuş. Bakın söyle senin baban nasıldır? Şimdi amca da demiş ki biz hani 7 çocuklu mutlu bir aileyiz. Hani kendi dünyamızda yaşayan insanlarız. Yani sizden uzaklaşma sebebi ne? Hani Allah korusun başına bir şey mi geldi? Vallahi inşallah olmaması istiyorum. Ya başına bir şey de gelse niye ben bana geliyorum diye yalan söylesin sonra Kayseri'de çıksın. Şimdi asıl konu bu. Hani bir anda konuşurken telefon kapanıyor, bir daha ulaşamama gibi durum yok ki. Şimdi amcacığım, bu makine mühendisi öğrencisi ya. Ha. Şimdi siz de mazbut bir ailesiniz. Tabii. Diyelim ki oğlunuzun alttan dersleri kaldı, okumak istemedi, dersler birikti, size söyleyemedi. Sınıf yani alttan çok dersi kaldı. Mesela 1 sene, 1,5 sene, 2 sene okutan mühendisi uzatan öğrenci. Diyelim bir yere çalışmaya gireyim, babama da söyleyemiyorum, utandım, korktum, çekindim. Dese ki size ben okulu bıraktım, işe girdim. Kızar mısınız ya da ona herhangi bir tepki verir misiniz? Gücenir misiniz? Abla ele çeksin. Elini yüzünü öpeceğim. Ay yok çıksın. Ne yaparsa yapsın değil mi amcacığım? Ne hata yapmış olursa olsun. Ne kızması? Ana vallahi o okul okumasa da bile okulun hiçbir ilişkisi yoktur. Okumasa da sanki 2 tane oğlum var, ikisi de makine mühendisi midir? Yok. Vallahi helal olsun amcam ya. Yok yeter ki görün. Enver Karakoç'un abi Hanifi Bey telefon attığında. Hanifi Bey merhaba. Merhaba, iyi günler. İyi günler, hoş geldiniz. Babanız burada. Hoş gördük, sağ olun. Ya şimdi Enver'i hani sizler çok iyi tanıyorsunuz. Hani her şeyi ortada bırakmış, sonra da geliyorum demiş, gelmemiş, bir anda da ortadan kaybolmuş. Doğrudur. Şimdi 9 Şubat ben kendisiyle görüştüm. Evet. Akşamı. 9 Şubat akşamı görüşmüştüm. En son görüşmem de oydu zaten. Evet. O gün işte gece 11'de Kayseri'den hareket edip Van'a doğru gidecekti. Evet.
Ama gitmemişti yani, oradaydı. Çünkü 10 Şubat'ta orada kanıtları var, ev arkadaşı bize onu söyledi. Orada olduğunu söyledi. Onda sonra da herhangi bir şeyini görmedik yani. 4-5 seneydi biz Kayseri'de de evet görüşüyordu, konuşuyordu ve buralara da geliyordu, Bodrum'a da geliyordu. Bize herhangi bir sıkıntım var diye bir şey söylemedi. Ne olabilir sebep? Yani hani mesela size bir yalan söyledi. 9 Şubat'ta ben biniyorum, geliyorum dedi ama 10 Şubat'ta evdeymiş. Yalan söyledi. Evet. Hangi sebeple, hangi nedenle? Hani... Ya sebep şimdi şöyle, biraz okul dersleri zayıf olduğundan dolayı bence gururuna yediremedi. Utandı. Böyle bir yola başvurdu bence. Yani okulu mesela atıyorum bir yıl daha uzatma durumu var sanırım. Evet vardı, doğru. Bunu da gururuna yediremeyince, açıklayamayacağı için kendini mi kapattı diyorsunuz? Bence de yani biz başka bir neden bulamıyoruz yani. Ya bu kadar hafif ve kolay bir sebep olur. Hani onun haricinde Allah korusun. Yani büyük abim de işte babam, onlar da çok 20-25 güne yakın Kayseri'de bulundular. En evet. ufak bir iz bulamadık. İnşallah da başına bir şey gelmemiştir. İnşallah yani o en yani son biz okulun derdinde değiliz. Sadece hayatta olup olmadığının derdindeyiz. Ve bir an önce ortaya çıkmasını istiyoruz. Yani kimliklerini bırakma sebebi ne olabilir? Vallahi siz nasıl biliyorsanız ben de öyle biliyorum. Şimdi şöyle yani kimliğini bırakıp gitmesi de evet o da çok mantıklı bir şey değil. Yani şimdi sadece kimliğini bırakmıyor atıyorum hani nüfus kağıdını, banka kartlarını, her şeyini. Evet doğru, her şeyini bırakıp gitmiş doğrudur şimdi. Yani hani bu çocuk diyelim ki size yalan söyledi, sizden korktu. Ama insan kimliğini para alır ki yanına, hani Allah korusun. Her yani şey tabii lazım. Tabii yani insan aklına her şey geliyor. Her kötü şey geliyor. Ev arkadaşları ne diyorlardı? Yani onlarla görüştüğünüzde? Ev arkadaşı zaten bir kişiyle kalıyordu. İki kişi kalıyordu bir evde. Evet. Ev arkadaşı da bize farklı bir şey söylediği yoktu. İşte o gün yani 10 Şubat günü öğlen işte en son öğlen kahvaltı yapıp sonra evden ayrılmış. Evet. Arkadaşına demiş de ben bir gidip ev kirasını yatıracağım demiş ama orada da uğramamış. Son görüşmesi de zaten öyle olmuş ama arkadaşı diyordu o gün çok telaşlıydı, farklıydı yani yüzü bir soğuktu. O gün çok telaşlıydı ve farklıydı. Evet, evet. Peki hani normalde biriyle üniversite hayatında biriyle aynı evi paylaşıyorsanız o sizin hem çok iyi anlaştığınız sırdaşınız... bu onu... yurttaydı. Şimdi şöyle diyeyim size. Bu 5. senesi oldu Kayseri'de bulunması. Evet. Orada son 4 senedi yurttaydı. İşte son Eylül'den beri şeydeydi, kiralık evde kalıyordu. Evet. Yani 6-7 aylık bir bölümdür şeyde, kiradaydı. Ondan önce ise yurtta kalıyordu. Peki bu ev kirasını ödeyecekti o gün dediniz. Ödememiş. Yok ödememiş. Gitmemiş. Peki, yanına. Doğru. Borç biriktirmiş mi atıyorum ev sahibine? Yok. Her ay ödemişler. Ev arkadaşıyla beraber ödemişler. Düzenli olarak ev kiralarını da ödemişler. Tabii ki ödemişler. Öbür sadece arkadaşıyla o gün beraber biraz ödemişler. Telaşlıydı. Evet doğrudur. Her zamankinden farklı. Evet doğrudur. Her zamankinden biraz farklıydı. Ben onu fark etmedim. Ev arkadaşı fark etmiş. Anladım. Tabii ki yani o sabah telaşlı. Tabii doğrudur. Ben 10 Şubat günü görüşmedim kendisiyle ama 9 Şubat akşamı ben görüşmüştüm. Gayet normaldi yani her gün nasıl konuşuyorsak öyle konuştuk. Size de geliyorum abi, otobüse binip geliyorum dedi değil mi? Tabii bana da aynısını söyledi. Bana da dedi ben akşam 11'de biniyorum. Yarın işte öğlen gibi Van'da olacağım. Zaten 12-13 saat sürüyor. Evet. Peki yani şimdi buradan Enver'in, Karakoç'un yakın arkadaşlarına da sesleniyorum. Emrah gel, sen geldiysen bismillah bir şey var. Söyle. Şimdi şunu söyleyeyim hani... Güzel haberi verelim önce. Yani Enver'in sağlığıyla, hayatıyla ilgili bir sorun yok. Tamam. Ama... Evet. Şimdi bir hırsızlık olayı yaşanmış. Evet. Enver'in bir şeyleri çalınmış. Hani bu parası da olabilir, cüzdanı olabilir. Evet. Bununla ilgili bir işlem yapılmış. Bundan işte 2 gün önce. Evet. Bir işlem yapılıyor. Bundan dolayı ifade veriyor.
şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz. Hani bölge olarak bazı tahminlerimiz var. Tamam. Yani Antalya ve civarı, Antalya, Mersin o civarda olabilir. Ama hani bildiğimiz şey hayatta olduğu, sağ olduğu ufak bir mağduriyet yaşadığı. Bir mağduriyet yaşadı. Başına bir şey gelmiş. İşte bundan dolayı bir ifade veriyor. Sanırım cüzdanını çaldırmış olabilir, parasını çaldırmış olabilir. Böyle bir olay yaşanıyor, ufak bir olay. Bununla ilgili gidip ifadesini veriyor. Böyle bir mağduriyeti var şu anda. En son iki gün önce kendisine ulaşılmış. Bunu söyleyebilirim. Bundan sonrasını bulacağız artık. İyi misin? Çok güzel. Güzel bir miktar. Çok güzel bir miktar. Problem yok. Problem yok inşallah. Emrah. Bundan sonrası bizim için daha mı kolay? Onun da müjdesini ver. Bizim için tabii ki bundan sonrası çok daha kolay. Hani bölgeyi aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Tamam. Hayatta olduğunu da biliyoruz. En kısa sürede kendisine ulaşacağımızı düşünüyorum. Tamam. Çok güzel. Çok teşekkürler. Bundan güzel uçacağım ya. Uçacağım. Vallahi. Sevinçle uçacağım ya. Ha, vallahi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hanife abi. Hanife abi. Abi hatta değil. Bütün aileye, anneye de buradan sevgiler gönderiyorum. Bundan sonrası biz de hayatta sağlıklı olduğunu, bir mağduriyet yaşadığını biliyoruz. Detayların hepsini de öğreneceğiz. Seni de buradan mutlu mesut uğurlayacağız.